Herkese salamlar. Yeni CorelDRAW dersiyle sizin karşınızdayım. Bugün ise metinlerin yaratılması ve paragraflardan bahsetmek istedim. Dikkat edersinizse sol menüde A yani text tool arasına klikledikten sonra her hansı bir metni elave edirsiniz. Daha sonra bu metni şekillerini değiştirmek için yani fontunu, ölçüsünü, kalınlığını, eğilmesini, altına hattını istifade etmek için seçtikten sonra üst menü açılır ve buradan rahatlıkla onu değişebilirsiniz. Ama hatırlarsınızsa bundan evvelki istifade paneli dersimizde ben size sağ menüde Text Proportions adlı bir menü elave ettirmiştim ve demiştim ki bunu gelecek derslerimizde açıklayacağım ve bugün hemen derse geldik ve o dersi size açıklamak istedim. Dikkat edirsinizsə, yazdığımız metni seçtikten sonra A yani karakter yani sayfası açılır ki burada da hepsinin burada yukarıda ettiğimiz ameliyatları esas ameliyatlar buradadır ama daha etraflı ameliyatlar ise buradadır. Buranı özünüz de yavaş yavaş istifade ederek daha etraflı məlumat sahibi olabilirsiniz. Bugün ben size en çok istifade olunan karakter metin yaratma hissesinin esas tarafına bahsedeceğim. Buradan şriftinizi değiştirebilirsiniz. Hepsinin ölçüsünü, daha sonra riyazi ameliyatları hesaplamak için istifade olunan üstündeki hisseler vesaire buradan değiştirebilirsiniz. Bir de üst başlıklardan yani dediğimiz böyle hazır kısa metinlerden elave olarak bir de paragraf metinlerin yaratılması var. Paragraf metinleri de yaratmak için yine de text tool aletine klikledikten sonra bu defa sadece bir defa basıp metnimizi yazmırıq. Bu defa basılı tutarak metnimizi yazacağımız çerçeveni çekirik ve hemen bu çerçeveye elave etmek istediğimiz metni elave edirik. İndi hal-hazırda elave edeceğimiz bir metin olmadığı için grafik dizaynerlerin en çok istifade edildiği şablon metinler olan bir sayfanı size tanıtacağım. Bunun için lipsum.com saytına girerek hazır metinlerden istifade edebilirsiniz. Burada zövqünüze uygun olarak veya da istifade ettiğiniz dile uygun olarak her hansı bir dili seçerek o cür metinler hazır kopyalayıp onlardan istifade edebilirsiniz. Budur hazır metinlerden birini kopyalayıram ve CorelDRAW'da çektiğimiz paragraf metin çerçevesinin içine elave edirəm. Buraya Ctrl Paste ettiğimiz zaman həmin metin buraya elave edilmiş olur veya da bunu siz Ctrl V ile de elave edebilirsiniz. Xahiş edirəm, ben bu kısa yolları dediğim zaman siz onları bir kağıza not edin. Çünkü bunu her defa menünü açarak past etmek size yorucu gelebilir. Bunun için kısa yollardan da istifade edebilirsiniz. Ona göre ben bu kısa yolları dediğim zaman siz onları bir kağıza, bir geleme veya da her hansı bir yere not etmeyi unutmayın. Keçek paragraf çerçevemizin üzerinde değişiklik aparmağa. Dikkat edirsinizse paragraf metnimizi seçtiğimiz zaman burada üst menüde sadece çok kısa bir menü açılır. Ama sağ taraftaki menüde bu üst tarafta paragraf menüsüne kliklediğimiz zaman istifade edeceğimiz çerçevenin içindeki metinlerin abzaslarını yaratmak için mesela için bu buradan istifadə olunur. Məsələn 10 yazdığımız zaman diqqət edirsinizsə abzaslarımız 10 milli, yəni 1 santim sağa və yaxud da 15 yazarsanız 15 millimetr sağa çəkmiş olur. Və yaxud mətnimizi ortadan başlamağını istəyiriksə, ortalanmasını istəyiriksə bu şəkildə ortalayırıq və yaxud da sağdan sola getməyini istəyiriksə bu şəkildə və yaxud da mətnlərimiz çərçivənin kənarlarına bitişməsini istəyiriksə, bu kitablarda istifadə olunan, broşurlarda istifadə olunan versiyadır. Bu Word, Microsoft Word'ün özündə də var, yəni bir çoxunuz yəqin ki bunu bilirsiniz. Daha sonra bunları mətnlərin hər tərəfdən 10 milli sağa çəkməyini istəyirsinizsə, üzr istəyirəm, 100 yazdım. 10 milli yana çekmek istediniz bu şekilde edebilirsiniz. Yani dediğim gibi buranı özünüz de değiştirerek dersten sonra özünüz de tekmilleştirebilirsiniz ve ne cür istifade olunduğunu görebilirsiniz.
da. Bundan başqa olaraq gördüyünüz bu çərçivə mətnlərinin ara məsafələrini də böyütmək üçün bu gördüyünüz nişanlar da göstərilir ki, mətn aralarının açılmasını göstərir. Yəni line spacing deyilir buna. Bu gördüyünüz bunu yüksəltdiyimiz zaman mətnlər ara məsafələri çoxalır və yaxud da olduğu kimi də mətnləri istifadə edə bilərsiniz. Bundan başqa paragraf panelinin alt hissəsində gördüyünüz bu kolonlar da var. Yəni frame, yəni bu frame əslində bu hissəyə düşübdü. Yəni ona buradan da ulaşa bilərsiniz. Yəni frame-ə kliklədiyiniz zaman bir göstərdiyi üçün, yəni tək mətn çərçivəsi var. Amma bunu iki etdiyiniz zaman iki mətn çərçivəsi olduğunu görə bilərsiniz. Yəni diqqət edirsinizsə, mətn buradan başlayır, daha sonra buradakı hissəyə keçir. Bunun yazı puntosunu biraz böyüdərək daha ətraflı görə bilərik. Buyurun, gördüyünüz kimi iki kolondan ibarət olmuş bir mətn var. Bunun başqa bir növü də var. Bu kolonları yaratmağın başqa bir yolu da var. Sizə onu da göstərmək istəyirəm. Mətn panelimizi kiçiltdikdən sonra bura yazırıq. Diqqət edirsinizsə, mətnlərimiz tam görsənmədiyi üçün bunun aşağı hissəsində bir ox işarəsi var. Yəni bu deyir ki, bu mətninizin davamı var. Bu çərçivə bu mətn üçün kifayət deyil. Bunun üçün yenidən hər hansı bir çərçivə yaradaraq, bu şəkildə bir çərçivə yaradaraq bu mətni bura davam etməsini təmin etmək olar. Bunun üçün həmin bu aşağı hissədəki ox işarəsini klikledikdən sonra sizə ikinci bir ox işarəsi göstərir ki, bu mətni davamı üçün hansı çərçivədən istifadə etmək istəyirsiniz. Siz buna kliklədiyiniz zaman sizin mətniniz buradan başlayıb buna tərəf davam edəcək. Həmin bu çərçivəni hara çəksəniz də diqqət edirsinizsə burada bir ox işarəsi var ki, yəni demək istəyir ki, bu mətnin əvvəli buradadır və yaxud da bu mətnin davamı buradadır. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Əgər dərsimizi bəyəndinizsə kanalımıza abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Əlavə suallarınız olarsa kanalımızın rəy bölməsinə əlavə edə bilərsiniz. Hələlik bu qədər. Çox sağ olun.